Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni yapmış olduğum Ginepik kafesi hakkında bilgiler vereceğim. Nasıl yaptığıma dair. Ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Uzun zamandır video çekemiyorum. Gerek okulla alakalı sorunlar, gerek sağlık sorunları, gerek de kuşların gitmiş olduğu üzüntü nedeniyle. Artık farklı canlı türleriyle alakalı videolar çekeceğim. Malum kuşlar yok şu an, onların olduğu yerde görmüş olduğunuz devasa bir ginepik kafesi var. Umarım size farklı canlılarda da faydalı olabilirim. Ve bu kadar uzun video gelmemesinin sebebi sürpriz bir canlı hakkında uzmanlaşmaya çalışıyor olmam. Sizlere bilgi verebilecek seviyeye gelebilecek olmam. Çünkü doğru bilgiye erişmenizi istiyorum. O şekilde. Şimdi bu kafesten bahsedeyim sizlere. Bu kafesi kendim yaptım. Nasıl yaptım? Üst taraf, yani şu kısım, bir köpek kafesi. 60'a 120 ölçülerde, ama hani her bir şu gördüğünüz şey 60 santim. İki tane 60'lık parça burada. Bir tane yan, iki tane karşıda, bir tane yan. Yani toplamda 6 tane 60'lık parçanın birleşmesinden oluşan bir tel kafes. Bu küçük ırk köpekler için geçiyor. Bunun daha büyük ırkları da var ama çok yüksek olur, gereksiz. Bana bu yeteceğini düşündüm. Bunu aldım. Sonra Bauhaus vesaire yapı marketlerin birinde gidip tahta kestirebilirsiniz. Zemin için. Size tavsiyem, mesela ölçtüğünüz 120 ya, 3 santim şuradan, 3 santim öteki keşeden pay bırakırsanız her kenar için, çok daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Yani toplamda 126'ya 66 santim gibi bir uzunluğu var kafesimizin. İçine rahat girsin diye. Şurada işte bir karış falan yüksekliği var. O neden öyle oldu? Burada kapı var. Bu kapı açılsın diye yaptım da çok gerekli mi değil. Etrafa talaş fırlatıyorlar gördüğünüz gibi. Özellikle ikinci son gelen hayvanımız. İlk kafesimdeki gibi otlukla sulu da takabildim buna. Rahat bir şekilde, sıkıntı yaşamadım. Yani kafes olmasının avantajı o. Onlar da tabii böyle büyük bir alan görünce mutlu oldular açıkçası. Eskisi çok daha küçüktü böyle. Hem onları daha rahat etmiş oldu. Hem benim için daha kolay oldu. Bakımı, temizliği daha, hani zırt pırt bakım temizlik gerektirmiyor. Sabahları yemlerini işte şey yapıyorum. Meyvelerini veriyorum şu şekilde. Onların da keyifleri yerinde, yani anlayacağınız. Tuvaletleri için epey bir yer kaldı ama dediğim gibi çok tuvalet alışkanlıkları yok açıkçası. Kafalarına göre takılıyorlar. Keyifleri yerinde. Size ne kadara mal olduğundan bahsedeyim. Köpek kafesini 80 küsür TL'ye almıştım. İnternetten aldım, merak eden arkadaşlar olsa, gitti gidiyor oradan. Ahşapta tam net fiyat hatırlamamakla beraber ya bir 150'den biraz, hani böyle 150-200 arasına mal olmuştur. Ahşap niye o kadar pahalı bilmiyorum. Aslında ilk istediğim plastik kestirmekti, aynı şu an yerdeki ahşap gibi. Hem temizliği daha kolay, hem idrarı tutmaz. Ama maalesef ben Ankara'da plexiglas hariç hiçbir plastik kesen yer bulamadım. İnternette deli gibi hepsini tek tek aradım. Hepsi plexiglas kesiyor. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Hani illa idrar falan olacak zemin, talaşın ememediği noktalarda. Şöyle bir şey yaptım. Bir dakika. Siz de görün. Şöyle mutfak masalarında falan, rafların içinde kullanılan bir materyal var. Nasıl desem, naylon gibi ama kalın, şeffaf yani. Ondan zemine zımbaladım. Zaten şeyleri de zımba tabancasıyla birleştirdim ama şöyle göstereyim köşeleri. Çok güçlü olmadı. Onu bir ara dirseklerle falan vidalayacağım, güçlendireceğim bir temizlik zamanı, ama şu an dediğim gibi çok. Yani hani 2 gün önce acillikti, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok hastayım.
Şu ara onlarla uğraşamıyorum. İyileşince ama vakit bulunca yapacağım. Yine piklerimiz yani bu şekilde. Kafesi falan gayet rahat oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara öneririm. İki katlı falan yapanlar oluyor. Ben onu çok tercih etmedim. İstesem bunu da iki kat yapabilirdim. Hani şu yanda şu çizgi hizasından, şu hizadan oraya bir tane kat tuttururdum. Rampa yapardım yani. Niyeyse bu daha iyi geldi. Böyle daha kolay geldi bana. Hem onların da ne bileyim yani hayvanlar sonuçta üst kata çıkıp ne yapacak? Hem onun temizliği falan filan. Hem zaten yeterince büyük bir alan. Hani yaklaşık 1 metrekare falan bir alan var yani aşağı yukarı. Yeter diye düşünüyorum yani. Artık daha da yetmezse. Çünkü yani bu alanda yaşayan köpekler var yani. Kediler var. Yani artık yeteceğini düşünüyorum. İki ginepik için. Gayet güzel bir alan. Umarım onlar da mutlu olmuştur. Umarım siz de ginepiklerinize buna bakıp güzel bir kafes hazırlarsınız diye umuyorum. Videoya like atıp abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.